Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz Park Elektrik. PRKME diye yazılmıştır ama Park'a uygun bir tek bu hisse var arkadaşlar. Diğer Türk hisseleri değil. Herhalde muhtemelen bu hisseyi sormuştur takipçim. O yüzden dolayı da Park'tan yakın olduğu için bunu analiz ediyorum arkadaşlar. İnşallah doğru hissedir. Çünkü bazen yanlışlık olabiliyor hisse analizlerinde. Şimdi Park hissesiyle ilgili ne söyleyebilirim? Arkadaşlar Park hissesi bakın hedef yapmış ve aşağı geliyor. Hocam nasıl yani? Bakın arkadaşlar. Daha önceki analizlerde de grafiklerde de çalışmalarda baktığınız zaman gördüğünüz şeyi sizin gördüğünüzü ben de görüyorum. Farklı bir şey görmüyoruz. Ne oluyor? Hissenin en tepe noktalarına arkadaşlar hisse getirildiği zaman yani şuradaki dirençlerine değdiği zaman aşağı yönlü hareket başlıyor. Dirençlerine değdiği zaman aşağı yönlü hareket başlıyor. Dirençlerine değdiği zaman aşağı yönlü hareketi başlatmışlar. Hocam peki bundan sonra farklı bir yere gidebilir mi? Bakın arkadaşlar şuradaki hareketler gibi gene hareketler yapabilir. Ama arkadaşlar maalesef ki aşağı yönlü hareketi başlatıyorlar hissede. Tepki alımları yapa yükseltiyor. Sert çaka bakın şu hareketlere bakın arkadaşlar görüyorsunuz mu? Çok sert ve agresif hareketler var hissede. Destek ve direnç noktalarına bu hareketleri yaparken dikkat ediyorlar mı? Evet ediyorlar. Yani desteklerinden tepki alımı gelebiliyor. Direnç noktalarına takıyorlar. Yani takılınca tekrar aşağı doğru getiriyorlar. Bu his için güzel alım yerleri, iyi fırsatlar, kafanızı rahat edeceği, sizi böyle üzmeyecek, kafanızı yastığa rahat koyacağınız alım yerleri. Ya alsat yatırım tavsiyesi vermiyorum ama arkadaşlar şuradaki noktalar, ben burayı daha çizmedim. Daha şu an burası oluşmamış bir alan, altını çiziyorum. Daha oluşmamış bir alan. Hissenin riskli bölgesi de işte arkadaşlar bu bölgeler. Riskli bölgelerde bu bölgeler. Niye? Aşağı getiriliyor. Ha, bu seferki olay farklı mı olacak? Ama şunu söyleyeyim hani bu grafikte de düz otoban grafiği değil. Eğimli bir grafik. Yani yıllara göre yükselen bir grafik. Aslında yükselen bir trendi var ama işte kanal zirvelerine dokundurdukları zaman aşağı yönlü hareket başlatıyorlar arkadaşlar. Yani öyle bir sıkıntı var. Çok sert ve agresif hareketleri çok fazla, yanlış yerden alanı ciddi zarara sokabilecek potansiyeli olan bir hisse diyorum. Başka bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Söylenecek bir şey yok zaten. Bakın. Yani risk sevenler için hani tepki alımlarında kazandırıyor mu? Kazandırıyor arkadaşlar. Tepki alımlarında da bakın şu hareketlere bakın. Eksi sürekli eksi yaptırmışlar. Bakın arkadaşlar çok sert hareketler. Çok sert hareketleri var. Çıkarken de yeşil yapmışlar. Düzeltme bile yapmamışlar ama bir yere götürecekleri zaman iyi silkeleme yapıyorlar. Yani yaklaşık 2 katını yükseltiyorlar arkadaşlar. Hemen hemen 2 kat. 2 kattan sonra işte hisseyi aşağı doğru getiriyorlar. Böyle. Ne kadar gelmiş? Şu an bakalım. %30, %31'e kadar. Yaklaşık %32 oranında kaybettirmiş. Şu an ne yapıyor? Buradaki hareketleri yapıyor. Bakın arkadaşlar. Aynen şu. Görüyorsunuz mu? Hedef yapıyorlar. Tepki alımları var. Sanki bir yere gidecek, bir şey yapacak, yükselecek. Sonra tekrar çak aşağı. Sonra birazcık daha tepelere aşağı indirenleri görüyor musunuz? Tepki alımları yaptıra tepelere aşağı indirenleri getiriyorlar. Dikkatli olması taraftarıyım arkadaşlar. Çok dikkatli olması taraftarıyım. Hissenin bu noktalara gelirse arkadaşlar 3.60'lı rakamlara gelirse 3.60'lı 3.70'lı rakamlara gelirse hatırlatın. Bir kez daha analiz yapalım. Aşağıdaki destek noktalarını da çizeyim. Çünkü çizmedim. Şu an için konumuz olmadığı için çizmedim. Bizim asıl olayımızın döndüğü konumuz burası arkadaşlar. Burası. Hani hisse yolu yarılamış olsaydı bile bakın arkadaşlar yolun yarısında olsaydı tamam diyeceğim. Yükseliş hareketini başlatmış. Belki bu kanalı test edebilir diyebilir. Bakın 2 kere 3 kere de değdirmişler. 1, 2 bu noktalarda sürekli değmiş. 3. nokta. Yani bundan sonra değdirirler mi? Değdirebilirler. Zaten orayı vereceğim arkadaşlar. Ben vereceğim ama riskin de olduğunu bilin. Yeterli. Şu an direncinin bakın şöyle daha da büyüteyim. Ne kadar büyük o kadar iyi. Kesin rakam veririm. Bakın direncine değmiş, kıramamış, aşağı gelmiş. Öncelikle kırması gereken bir direnci var. Onu bir kırması lazım. 4.90 arkadaşlar. 4.90'ı kırıp üzerinde kalması lazım. 4.90'ı kırıp üzerinde kalır ise eğer bir sonraki direnç noktası 5.14. 5.14'te kırılıp üzerinde kalırsa 5.36 ve hissede beklenebilecek en yüksek potansiyel o da yaptırırlarsa, altını çiziyorum, yaptırırlarsa şöyle yapalım arkadaşlar. Burası biraz çok oldu. Yukarı kesin vermem lazım. Yaptırırlarsa eğer onu da 606. 6 diyelim arkadaşlar. 606 olduğu gibi yazayım ya. Fitillerle beraber biraz daha yukarısı olabilir. 606'ya geçebilir yani. Aşağıda neyi var? Aşağıda hemen aşağıda bir desteği var arkadaşlar. Şöyle. 457. Kırılması halinde bir sonraki destek noktası 4.25. 4.25'te kırılırsa bir sonraki destek noktası 3.96. 3.96'da kırılırsa eğer bir sonraki desteği de 3.61. Bunları yazalım. Evet. Şöyle yukarı alayım. Olabildiğince siz daha rahat görün. Evet, hisseyi yanlış yazmışım arkadaşlar. Şu A'yı sileyim. Çünkü arattırdığım zaman bulamayabiliriz. Hissede yukarıda ne varmış? Yukarıda 4.90'ı var. Kırması halinde 5.14'ü var. Oranın kırılması halinde 5.36 var ve 6.06 var. Fitillerle beraber eğer yaptırırlarsa, yukarı yönlü hareket başlarsa 6.06'yı geçer. Ancak o yukarı yönlü hareketini yaptırmışlar arkadaşlar. Bundan sonra hani tepki alanları olabilir ama dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ederim. 4.57 aşağıdaki destek noktaları. 4.25 3.96 ve 3.61. Evet, bunlar olabilir. Ne olur arkadaşlar, maliyetiniz aşağıdadır. Hisse yükselmeye başlamıştır. Hani sonuna kadar gitmek istiyorsunuzdur. Bakın şuradaki destek ve direnç noktalarına dikkat ederek, özellikle üstteki direnç noktalarına dikkat ederek ne yaparsınız? Hemen birazcık altına stop loss korsunuz. Tekrar aşağı bu şekilde getirilmeye önlem olarak. Hani aldığınız, kazandığınız karı geri vermemek adına bunu yapabilirsiniz ama şu an maalesef ki arkadaşlar yukarı tepki alımları yapmış olsa dahi, bakın fitilleri görüyorsunuz, yön aşağı, bilginiz olsun. Evet, bu seçin söyleyeceklerimiz de bu kadar. Sıradaki hissede görüşmek üzere. Hoşçakalın.